Bugün biliyorsunuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı herkesin kutluyorum inşallah. Güzel ülkemizi bizim böyle gençlere, çocuklara ayrı ayrı bayramlar hediye edilmesi çok güzel. Elhamdülillah. Bu da ülkemizin insanların güzel ahlaklarından kaynaklanan o sevgi ortamında bir tane göstergelerinden bir tanesi sadece. Ben bugün aslında tartışmaya insanların son zamanlarda ne kadar eğilimli olduğunu hatırlatmak istiyordum. Bencillik çok fazla artmış durumda dünyada ve tartışmaya eğilimli olmak artık çok normal. Hatta insanların kendi ruhlarının kalitesinin bir parçası gibi göstermeye çalıştıkları bir durum. Halbuki bu ne kendisini ne karşısındakini rahat ettiren bir durum insanın. Çok önemli şeyleri unutuyorlar dünyada insanlar. Gerçekten insanların ne kadar zor bir durumda olduğunu unutuyorlar. Mesela Suriye'den Türkiye'ye o sınırı geçmeye çalışan bir mülteci asla o anda bunu düşünmez. Çünkü o anda canının derdindedir. Ve yanındakilere tartışmak değil de yardımlaşarak bir an önce ulaşması gereken yere ulaşması gerektiğini düşünür. Fakat özellikle rahat eden insanların arasında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Mesela o anda aç olan insanları düşünmüyor birçok insan. Fakat kendi ısmarladığı öğlen yemeği birazcık gecikirse adeta çok büyük bir olay çıkaracak gibi hareketler yapabiliyor ve bu aslında gerçekten hiç normal bir insanın, bir Müslümanın asaletine uymayan bir durum. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? İnsanların Allah'ı unutarak yaşamasından çoğunlukla kaynaklanıyor. Gerçekten insanların Allah'ı unutarak yaşadığını görüyoruz biz. Çünkü bunun için Allah'ın sürekli zikredilmesi, insanın kalktığı andan itibaren uyuduğu en son ana kadar aklında Allah olarak Allah için yaşadığını, Allah rızası için dünyada hayat sürdüğünü düşünerek yaşaması gerekiyor. Yoksa insanların birçoğu bir defa iman ettikten sonra bir daha onu o fikri yenilemeden, her gün, her saniye bazen bunu yeniden karar vermeden, kendisini gözden geçirmeden normal olarak iman ederek yaşayabileceğini düşünüyorlar. Halbuki böyle olmuyor. Şeytan her saniye insana vesvese verebiliyor. O yüzden buna karşılık olarak insanın her saniye imanını yenilemesi, Allah'ı düşünmesi, Allah'ı zikretmesi, aklında Allah'la, Allah sevgisiyle olması gerekiyor. İşte bu olmadığında ne kadar aciz olduğunu unutabiliyor insan. Ve bunun hatırlatılması için Allah birçok olay yaratıyor bütün gün boyunca insanda. Mesela insan çok fazla oturduğunda bile normalde rahat etmesi gerekir ama bir yere ağrımaya başlıyor. Çok aciz yaratmış Allah insanı. Mesela biz çok fazla iman hakikati anlatıyoruz. İnsanlarda bu böyle olmuyor. Birçok hayvan, birçok bitki kendisine mükemmel şekilde bakacak şekilde Allah yaratmış. Ama insanı çok aciz yaratmış Allah özellikle. Çünkü insanın enaniyeti var ve bunu unutabiliyor. İşte bunlara yoğunlaşırsak, Allah rızası için yaşadığımızı sürekli kendimize, hatta Allah rızası için etrafımızdaki Müslümanları hatırlatırsak, hem bu tartışmacı ortam ortadan kalkar, hem insanlar kendi bencilliğinden biraz uzaklaşır çünkü kendi zayıflığını anlamış olur. Hem de inşallah hem kendimiz için hem Allah rızası için başkaları açısından çok daha rahat ettiğimiz bir ortama kavuşuruz. İnşallah Ceylan.